Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Topkız. Bugün eğitime katılan arkadaşlarımızla sohbetlerimiz olacak. Nereden katıldıklar, ya nereye gidecekleri ve eğitim nasıl geçtiğini onlardan duymak istiyorum. Ve gelecek olan arkadaşların da aklında herhangi bir soru işareti olmaması adına bu videoları hazırlıyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi. Almanya'ya gidecek olan Kadir arkadaşımızdan başlamak istiyorum. Eğitimi nasıl buldun? Bir aylık sürece geldi. Ve eğitimin kaçıncı gününde? Yani şu an 15. günüm. Eğitim çok güzel geçiyor. Yani 15 günde ben bile kendimden bunu beklemiyordum. Sistem çok güzel. Sisteme uyduğumuz sürece yani bütün tıraşlar çıktı. Kolaylıkla yapabiliyoruz. Canlı manken konusu çok iyi. Yani sürekli manken var. Sürekli elimizde tıraş yapıyoruz. Yani insanlar geliyor, kalabalık oluyor. Yani ev ortamı olsun, ev ortamı da çok güzel. Yani ortak alanlarımız var, birlikte oturuyoruz, ayrı odalarımız var. Yani rahatız, güzel bir süreç geçiyor. Yani 9. günde yeni videosu da var arkadaşlar. Aynen. Yani sıfırdan hiçbir deneyimim olmaması rağmen 9. günde kendi başına yapmış olduğu saç kesimi YouTube kanalında. Onun da linkini yukarıya bırakacağım. Yine burada Emir arkadaşımız var. O da aynı şekilde eğitimin 20. gününde. Sen eğitim nasıl biliyorsun? Ben eğitimi çok başarılı buluyorum. Slogan yaptık. Ben yaptıysam herkes yapar. Arkadaşımız zaten canlı mankenlerden bahsetti. Ben evden bahsedeyim. Eve her hafta mesela temizlikçi geliyor. Ev temiz. Konaklama güzel. Hocamız bizler sabah alıyor. Kahvaltımızı ediyoruz sabahları. Güne güzel başlıyoruz. Eğitimi nasıl biliyorsun? Eğitim 10 numara. Süleyman Hoca benimle çok uğraşıyor. 3 haftadan beri zaten sadece benimle uğraşıyor. Yani ben yaptıysam herkes yapar diye boşuna düşünüyoruz hocam. Evet. Ben çok memnunum. Yani burada bir meslek öğrendik. Hocamız evet. Bize çok ilgilendi. Yani bu kadar verilecek bence. Tamam. Ali arkadaşımız var. Yine Almanya'dan Almanya'ya gidecek olan. Arkadaşlar merhaba, ben Ali Elazığ'dan geldim buraya. Süleyman Hoca'yı bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıdım. Geldiğime hiç pişman değilim. Bence siz de gelmek istiyorsanız direkt yani hiç düşünmeden gelin. Çünkü çok güzel bir ortam var burada. Süleyman Hoca sizi hoşgörüyle karşılıyor. Yani çok mutluyuz. Benim 6. günüm ve şu an tıraşları yapabiliyorum. Daha da geliştirebileceğime inanıyorum çünkü benden bir hafta önde olan arkadaşlarım çok iyi tıraşlar yapıyor. Ben de 6. günüm olmasına rağmen yani bugün iyi tıraşlar yapıyordum. Hocam da beğendi. Yani bence gelin. Hep ortamımız falan arkadaşlarla çok iyi. Yine İzlanda'dan eğitime katılan İlyas arkadaşımız var. O da eğitimin bugün ilk günü. Evet. Merhaba, benim de adım İlyas. Ben de eğitime İrlanda'dan katılıyorum. İrlanda'dan geldim. Yani bugün 1. günüm. Sıcak bir ortam var. Canlı bir manken vardı. Bugün yaklaşık 2 saat falan onun üzerinde işte bir ders anlatımı oldu. Sonra işte geri kalan diğer saatte de makinede çalışmam oldu. Yani güzel. Yani bir özgüven, yapabilme özgüveni hissettim yani ortamdan dolayı. Güzel yani yapabileceğime de ben de inanıyorum. Arkadaşlar nasıl buldun? Bugün ilk günü. Evet. Yani ortam gerçekten çok sıcak bir ortam, samimi bir ortam var. Yani işte berbere gelen tıraş olanlar falan da yani o ortamı görünce ya ben bu işi yapabilirim bir kanaat geldi yani. Var. Saç kesimleri nasıl buldun? Diğer arkadaşlar. Yani gerçekten arkadaşlar yani bugün mesela Ali tıraş yaptı 6. günü. Yani çok güzel yani. Gerçekten yani 6. günde tıraş yapmak yani o tıraşları çıkartmak bir işte 2 haftalık olan arkadaşlar falan var. Yani ben hepsini çok beğendim, çok takdir ettim. Yani çok güzel. İnşallah biz de yaparız. İnşallah. Yine Ferman arkadaşımız var. Burada Türkiye'de kalacak. Ama bu su eğitimi sonunda çok rahat. Gerçekten yönetici pozisyona da geldi. Güzel saç kesimleri de çıkarıyor. Nasıl buldun Ferman sen de eğitimi? Hocam ben buraya bunu söyleyeyim. İlk başta çok ön yargılı bir şekilde yaklaştım. Size, sizin kurumunuza falan filan. Çünkü daha önce başka kurumlara da falan da gittim. Hiç verim almadığımı söyleyebilirim. Burada bütün ön yargılara karşılık söyleyebilirim.
buradan alacağımız eğitim hocam bence Türkiye'nin hiçbir yerinde bence yoktur. İmkanlar, canlı manken sayısı, bugün neredeyse canlı mankenden o kadar çoktu ki. Yani kaçmak istedik yani yorgunluktan. Canlı manken sıkıntısı kesinlikle yok. Bir sistem var burada. Bu sisteme uyduğumuz zaman tıraşlar kendilerinden zaten çıkmış oluyor. Bir de yani verilen videoları doğru düzgün takip ettiğimiz zaman rahatlıkla yani yapabileceğimizi gördük. O özgüven geldi değil mi? Yani burada çıktıktan sonra da... Tabii ki hocam, yani çok kısa bir sürede insan biraz yani gelmeden önce çok insan buna inanmakta zorlanıyor tabii ki de. Bir ayda nasıl meslek öğrenebilirim diye. Ama gelince gerçekten öyle olmuyormuş. Keşke önce gelsem diyor musun? Yani keşke hocam ya. Bunun pişmanlığını hala yaşıyorum. Keşke daha önce gelseydim. Ama zararın neresinden dönsek kârdır diyorum. Gelecek olan arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Aynen. Halit arkadaşımız burada Hollanda'ya gidecek. Sen nasıl buldun eğitimi? Vallahi hocam bir arkadaşımın aracıyla size ulaştım zaten. Yani gerçekten sistem falan çok güzel. Arkadaşlarım dedikleri gibi yani canlı hakem olsun hiçbir sıkıntı yok derslerde de bile. Yani sistem güzel, arkadaş ortamımız güzel. Siz gerçekten çok iyi bir insansınız. Yani kimsenin kafasında hiçbir soru işareti kalmasın gerçekten. Yani hocam çok iyi, sistem çok iyi. Yani bu kadar hocam, zaten arkadaşlarımla belirttiler. Teşekkür ederim. Süleyman Hoca biraz kalıplı falan görünüyor. Kendisi çok sempatik ve yumuşak kalpli bir insandır. Aynen. Bunu da ekleyelim tabii ki de. Tabii burada gerçekten eğitimimiz eğlenceli geçiyor. Böyle yani eğitim zamanı eğitim, eğlence zamanı eğlence. Yani bizde de ya sınır yani... Eğitimde de eğlenerek güzel saç kesimler, dersler geçiyor. Ve bununla birlikte tabii destekleyici videolarda veri paylaşıp... Yani bu... Arkadaşlar burada gelen öğrencileri elimden geldiğince en iyi bir şekilde uğurlamak için çabalıyoruz. Yani eğitimde de biraz önce de video kesinti pil bittiğinden dolayı. Burada yani eğitimin 3,5 yıldır veriyorum bu eğitimi ama daha halen... Yeni veriyor gibi elimden geldiğince en iyi şekilde buradan uğurlamak ve para ikinci planda kalıyor benden. Yani sadece buradan giden kişilerin Allah razı olsun demesi ve onlar da elimden geldiğince zaten burada bir sistem var ve hayatta da aynı şekilde ders alarak daha iyi yerlere geliyorsunuz. Ben de bu eğitim konusunda da yani bazı konular ders alarak en iyi bir şekilde eğitimi veriyoruz ve hızlandırdık ya bir aylık sürece. Mesela bir aya yaymak yerine en kısa sürede bu mesleğe sahip olmaları için çabalıyorum. Onun için de onun da bilincinde olduğum için kısa sürede de saç kesimler çıkarıyor. Ali arkadaşımızın dediği gibi 6. günde saç kesimi çıkardı ama gerçekten hiç müdahalesiz yaptı. Ama güzel de saç kesimi çıkardı. Yani o bilincini vardığım için kısa sürede berber oluyor. Siz de kısa sürede berber olabilirsiniz. Söylemek isteyen bir şey var mı? Hocam kimsenin aklında bence hiçbir soru işareti kalmasın. Ya ben ilk geldiğimde de öyleydim. Ya daha doğrusu gelmeden önceki gece öyleydim yani. Diyordum ki yapabilir miyim, nasıl olacak, bir ayda olur mu falan. Ama cidden geldikten sonra yani hiç pişmanlık duygusu yoktu yani içinde. İyi ki gelmişim dedim. Keşke benim arkadaşım da dediği gibi keşke daha erken gelseydik. Yani daha iyi olurdu ama yine de zarar neresine dönersek ya. Bu kadar yani hocam. Senin aklında bir şüphe kalmaz. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani burada yurt dışına gidecek olan arkadaşların bu meslek sahibi olmasını gerçekten çok istiyorum. Yine YouTube'da da görünce diğer arkadaşınız, eşiniz, dostunuz aslında söylemiyorsunuz. Çünkü berberlik gerçek yurt dışında çok güzel bir meslek. Veri nimet niteliğinde. Şundan dolayı bir çalışma koşulları artı ailenizle zaman ayırma konusunda. Onun için siz de kısa sürede bu eğitime katılıp ya bir berber olabilirsiniz yurt dışında çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ve arkada da ses geldiği için hızlandırıyorum konuşmamı. Türkiye'de de aynı şekilde yurt dışında bir yerde çalışabilirsiniz. Yine kazanç olarak 2000 Euro'lardan başlayıp 3, 4, 5'e kadar çıkarken kendi iş yerinizde olursa en aşağı 10'dan başlayıp 10, 12, 15, 20'ye kadar çıkar kazancınız. Bu gerçek doğru olan şeyler. Ne kadar sizi
başkaları dese işte şu kadar kazanılmıyor, bu olmuyor deseler de benim vermiş olduğum, yani benim dışarıdan gelenlerden almış olduğum duyumlar ve tecrübelerden dolayı bunları söylüyorum. Yani bilinçli olarak. Yine Türkiye içinde bir yerde çalışırken %50 çalışırsın. Şu an Türkiye'de de fiyatlar da gerçekten inanılmaz yükseldi artık. Yani bir 50 lira, 100 lira bir değeri kalmadığı için 130, 140, 150, 200 sadece sakatraşlar çıktı. Ve yine bunun yanında permakeletin uygulamalarıyla birlikte burada da güzel tıraşlar, yani ücretler kazanılıyor. Ve bu günlüğün de burada şu var. Ya günde 10 kişi tıraş etsen zaten kafadan 1000 lira, 2000 lira gibi bir ücret kazanıyorsun günlük. Aile olursa zaten 30 bin lira rahat kazanıyorsun. En aşağı düşük fiyat olarak söylüyorum. Ama daha yüksekte 40-50'ye kadar da çıkabilir bu kazancınız. Tabii dükkanın konumu, ondan sonra yaptığınız işlerle daha iyi olur. Ya dediğim gibi Türkiye'de ve yurt dışında yapılacak meslekler arasında birinci sırada, artı asgari ücret şu anda 8000 lirayken, 9000 lirayken yani bir berberlikte kazancınızı ikiye katlayabilirsiniz. Bu Türkiye'de de yurt dışında da. Ya bir meslek sahibi her zaman kazançlı. Yani yurt dışında gelecek olan arkadaşlar zaten şu var. Gelen öğrenciler ya üniversiteli, ya hakim, ya avukat, ondan sonra fabrikalarda çalışıyor. İş kimliğine sahip değil. Yurt dışında dili olmadığı sürece bu vasıfı yok yani. Ne olursa ne olur burada Türkiye'de, yurt dışında hiçbir şey yok. Onun için buradaki eğitimle birlikte çok rahat bir şekilde orada berberlik yapabilirsin. Yani sadece yanlar sıfırlama kes, standart şeyler, üstü kısa veya ne istedikleri sadece kısa kısa söyledikleri için berberlik yapılacak meslek. Siz de eğitime katılmak isterseniz açıklamada numaram olacaktır. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Eğitimin sonunda belge isterseniz belge de veririz. Buradan aldığınız belgeyle çırak okuluna gidip ustalık belgesi alabilirsiniz. Ne diyorsun? Bir de şunu da eklemek istiyorum hocam. Buraya gelmeden önce şöyle de dedim ben kendi kendime. Ya gitmeyeyim dedim. Gideyim bir berberin yanında çalışayım. Kısa bir sürede şey yapabilirim, öğrenebilirim falan filan dedim. Baktım ki gerçekten öyle olmuyor. Bir başka bir berberin yanında, ya çok yakın bir akrabanız olsa dahi, abiniz, kardeşiniz olsa dahi müşteri kaybetmemek için kimseyi size hani tıraş ettirmez. Kesinlikle. Ben gittim hocam, çalıştım. Baktım ki olacak gibi değil. Yani en az 3 yıl bir berberin yanında çalışmam gerekiyor ki kalfa olabileyim. Ama buraya geldikten sonra hocam tam bir usta olabiliyorsunuz. Yani bunu ben bir öğrenci olarak kesinlikle garanti, vicdan olarak hocam, vicdanı bunu garanti verebilirim. Yani %100 tam usta olup da gidebiliyorum hocam. Yine Süleyman Hoca'ya teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı çok iyi ara. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, öğrencilerimizin görüşlerini aldık. Siz de eğitime katılmak isterseniz açıklamada numaram olacaktır. Bunlar eğitime gelen arkadaşların aklında herhangi bir soru işareti kalmaması adına bu videoları atıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyor. Kanalıma benim olsun çok güzel oldu. Görüşmeler. Öpücük abla. Yapayım. Yıkardı. Yıkardı.